Merhaba arkadaşlar, Pestsevenler Birliği kanalına hoş geldiniz. Bugün gelenleri inceleyelim arkadaşlar. Bayern Münih turnuvası başladı. İki tane oyuncu paketi geldi. Haftalık etkinliklerimiz var. Öncelikle bugün gelenlere bakalım. Oyuncuların seviyelerini, özelliklerini bir inceleyelim. Sonrasında paket açılımı gerçekleştirelim. 700 milyon indirme ile alakalı geçen perşembe başlayan her gün birer tane ücretsiz Epic verilen hediyemiz. Sonrasında Bayern Münih Epic mesajı geldi. Bu etkinliği inceleyelim arkadaşlar. Şimdi maç bölümüne girdiğimiz zaman sol alt taraftaki yapay zekaya karşı bölümünde Bayern Münih turnuvasının round 1'i geldi. Burada yapılması gereken herhangi bir kayıt falan yok arkadaşlar. Gir diyelim. Kabul ediyorum diyoruz. Bu kadar. Maç oynamak gerekiyor. Hatta maç ayarlarında YZ kontrolü yaparsak telefonu bir kenara bırakıp oyuna da oynatabiliriz. Yani kendimiz eğer oynayamayacaksak YZ kontrolüye bile alabiliyoruz. Burada Konami'nin eğer round 2'ye kalmak istiyorsak arkadaşlar 1000 etkinlik puanına kadar gelmemiz lazım. Ayrıca verilen puan hediyelere baktığımızda 500 etkinlik puanına geldiğimizde 5 tane Bayern Münih normal kart. Renkli kart değil ama Bayern Münih normal kart futbolcular içerisinden paket açma hakkı var. 5 tane verdi Konami ve 1000 etkinlik puanına geldiğimizde 5000'e futbol puanı verilmekte. Ben bonus dediğimde şu anki kadromla galibiyet alırsam 538 etkinlik puanı veriyor. Otomatik seç etkinliğe göre, oyuncu bonusuna göre diyelim 3.6'ya kadar çıktı. Neden? Bayern Münihli futbolcuları kadroya aldık ama ben de Bayern Münih'ten, yedeklerde varmış en azından. Ne kadar çok Bayern Münih'ten futbolcu varsa daha fazla etkinlik puanı vermekte. Mesela şu an bir galibiyette 1000 etkinlik puanını geçiyoruz ve tamamlamış oluyoruz. Bu round 1 etkinliği bu şekilde arkadaşlar. Kayıt falan yok. Sadece içeriye girip maç oynamak lazım. 1000 etkinlik puanına gelirsek round 2 geldiğinde bizde de gözükecek. Onun yanında İngiltere Ligi haftalık etkinliğimiz var. Bir tane beceri antrenörü 60.000 GP. 50 futbol parası kazandığımız etkinliğe baktığımızda bir tane geldi. O da bu etkinliğimiz. 3 tane beceri antrenörü 50 futbol parası. Bugün beklenen etkinlikler bunlardı. Beklediklerimiz de geldi. Onun dışında herhangi bir şey gelmedi. Hediye kutusuna bakalım. Gelen kutusundaki hediyelerimizi alalım. Ve paketler. İki tane paket var. Epiklerden biri sürpriz oldu. Jumberg geldi. Şimdi buraya geldiğimizde Bayern Münih paketi. Bedava açma hakları falan yok arkadaşlar burada ne yazık ki. Kimi var? Alphonso Davies, Musiala bir maksimum seviyelerini ve özelliklerini inceleyelim. Epik pakete baktığımızda Lampard, Jumberg, Kagawa. Arsenal'dan Petit bekleniyordu ama Jumberg tercih edildi. Kagawa'yı da Konami getirdi. Uzun süre sonra Kagawa'nın United kartını görüyoruz. Bu oyuncuların bir seviyelerine, özelliklerine bakalım. İngiltere Ligi'ndeki normal kartlardan başlayalım. Burada bir göbek futbolcumuz Ward-Prowse var. 98'e kadar çıkıyor. Pasları, duran topu, falsosu, şut gücü, dayanıklılığı çok yüksek seviyelerde. Ødegaard 97'den 100 seviyeye kadar çıkmakta. Epic gibi oyuncu. Orkestra şefi. Birçok yerde yüksek seviyeli oynayabilen bir futbolcu. Burada Lo Celso var. Tottenham takımından 97'ye kadar çıkıyor. 10 numara. Birçok özelliği iyi seviyelerde. Ofansif orta saha Nkunku nasıl olmuş? 99. Yaratıcı oyun kurucu. Uzun süreli sakatlığı vardı kendisinin de. Birçok özelliği iyi seviyelerde. Hatta bu özellikleriyle birlikte sol açık pozisyonunda yüzlük bir futbolcu gibi oynamakta. Ofansif orta saha var. Gibbs White. 10 numara. Boşluk kollayan oyuncu, oyun tarzına sahip. Player of the Week'e de eskiden gelmişti ama böyle yüksek kartı gelmemişti. Bu kartı bayağı iyi. Top kontrolü, top sürme, alçaktan, yüksekten pası var. Keşke bitiriciliğini biraz daha yükseltselerdi. Hız hızlanma iyi seviyelerde. Birçok özelliği iyi. Burada göbek futbolcusu Jones var. 98. Boşluk kollayan oyuncu, 10 numara oyun tarzına sahip. Sol açıkta, sol kanatta, göbekte, ofansif orta sahada kullanabiliriz. Birçok özelliği güzel ve yüksek seviyeli isimler. Adams var 97, tam orta saha, defansif orta saha. Savunması güzel, hızlanma değeri bir defansif orta saha için çok güzel. Pasları da var. Sağ bekte de kullanabiliyoruz. Oyun tarzı tam orta sahaydı. Gayet güzel bir defansif orta saha ve sağ kanat futbolcusu Olise. Yaratıcı oyun kurucu. Bazı özellikleri iyi seviyelerde. Bayern Münih paketindeki renkli futbolculara bakacaksak Neuer 100 mü oluyor? 100 oluyormuş. Epik gibi kaleci. Hücumcu kaleci. Ama çok hücumcu. Çok çıkıyor kalesinden. Yakalaması 83.
Refleks uzanma farkındalığı 90 ve üzerinde. Sıçrama var. Boyu da iyi. Santrafor Choupo-Moting ne yapılmış? 97. Yani Choupo-Moting için çok iyi. Bu kadar seviyelerde görmüyorduk kendisini. Bitiriciliği 89. Ofansif farkındalığı 93. Hız hızlanma 80-75. Harry Kane önemli bir isim. Harry Kane 99 olarak geldi. Geriye gelen forvet oyun tarzına sahip. Ben Santrafor'da fırsatçı golcü seviyorum. Ofansif farkındalığı bitiriciliği 98-93. Hız hızlanma değeri 74-74. Çok hızlı değil. Kafa nasıl? 82. Fiziksel teması da 83. Dayanıklılığı 84. Sıçrama 78. Ayaklarını çok etkili kullanan bir forvet futbolcusu. Burada sağ açık var. Gnabry 98. Verimli kanat. Sağda solda kullanabiliriz. Hız değeri düşük ama. 79 hız değeri var. Hızlanması 95. Bakıldığında yüksekten pası orta yapmayı çok seven birisi isek. Falsosu 82 ama alçaktan pası ofansif farkındalığı gayet iyi. Bitiriciliği de kötü değil. Burada stoper futbolcusu De Ligt var 99. Oyun kurucu. Defansif özellikleri süper. 97, 92, 93 filan. Hız hızlanma değeri de 74-66. Sıçrama fiziksel temas. Fiziksel yönden çok iyi. Dengesi 63. Kafa vuruşu 89 yani 90 diyebiliriz. Boyu da 1.88. De Ligt için baya güzel bir kart yapılmış. Burada stoper Upamecano var. 98, 1.86 boyunda oyun kurucu. Hızı 84. Defansif özellikleri güzel. Sıçrama fiziksel temas da var. Kafa vuruşu da 88. Upamecano'yu da baya bir yükseltmişler. Göbek Laimer. Daha önce 96'lık kartı hediye edilmişti. Bu 97. Dengeli bir oyuncu. Birçok özelliği iyi seviyelerde. Savunma var, pası var, hızı 90, dayanıklılığı var, sağ bekte oynar, sağ kanatta oynar, joker bir futbolcu. Oyun tarzı da tam orta saha, iki ceza sahası arasında gider gelir, sağda basmadık yer bırakmaz denen futbolcu tipi. Ve burada fırsatçı golcü, Tel 95'ten 98'e çıkıyor. Daha önce Tel geliyordu ama 92'den 95'e çıkıyordu. Bu sefer çok yüksek seviyeli fırsatçı golcü. Sağ açıkta santraforda en yüksek haliyle oynayabiliyor. Hızlı bir isim. Bitiriciliği çok güzel olmuş. 91. Ofansif farkındalığı 89. Tel bayağı Mbappe gibi bir kart olmuş neredeyse. Süper yedeği de var. Çift vuruşu var. Dalan şutu var. Akrobatik bitirmesi var. Uzaktan şut çekme becerileri var. Tel için çok güzel bir kart yapılmış. Daha 18 yaşında genç futbolcu. Hem yani epik futbolcularına bakalım arkadaşlar. Musiala kartın arka tasarımı uygulamada bu şekilde ama oyunda tam olarak böyle değil. Ama mesela oyunda 98 güçlendiriciyle birlikte paylaşılmış olabilir tabii orada doğru. Şimdi kadromuzda 101 seviyeye kadar çıkıyor. Musiala boşluk kollayan oyuncu. Birçok özelliği çok iyi. Top kontrolü, top sürme, sıkı top tutma, pas da var, bitiricilik de var, hız da var. Her şey var. Bir hücum futbolcusundan isteyeceğimiz çoğu özelliği var. Falsos da 83. Kafa vuruşu duran topu zayıf. Sıçrama hava hakimiyeti yok kendisinin. Dengesi 92. Kimmi'ye bakalım arkadaşlar. J nokta Kimmi desek. Şu kartı 101, 102 seviyeye kadar Kimmi çıkıyor. Orkestra şefi. Geriden oyun kurmayı seven oyun tarzı. Defansif özellikleri çok güzel. Alçaktan pas, yüksekten pası da var. Falsosu var, duran topu var. Hızı 78, hızlanma 84. 25 yaşındaki haliyle geliyor. Dayanıklılığı 95. Sağ bekte, defansif orta sahada, göbekte birçok yerde kullanabileceğimiz bir futbolcu. Bitiriciliği 73. Savunma var. Topu ayağından mükemmel de çıkarır. Ve diğer futbolcumuza bakalım. Alphonso Davies. A nokta D yazdığımızda boşlukta yazalım. Evet, o şekilde geldi. Şu baştaki futbolcudur. 96'dan 99 güçlendirici ile 100 seviyeye kadar çıkmakta. Ama burada bir sıkıntı olabilir arkadaşlar. Ya da olmayabilir. Doğru. İki seviye de alıyor olabilir. Tekrardan bakalım. İptal edelim. 96 güçlendirici ile 98 kadromuzda 100 seviye. Eğer bir hata yoksa arkadaşlar bu şekilde. Hücumcu bek. Ben bir 101 beklerdim Alphonso Davies'i. Hızlanması çok yüksek. Yüksekten pası 86. Falsos'ta 78. En azından çok kötü değilmiş. Savunma özellikleri tabii çok yüksek değil. Belki değişiklikler yapılabilir. Yani hızı mesela çok yüksek dedik. 13 tane basmış.
Alıyoruz alıyoruz hala 100 adam. Ben bunu savunmaya versem mesela 101'e çıkardık. Alphonso Davies 101 yapılabilmek demiş. Hatta bir tane ilerleme puanı bile kaldı. Mesela savunmaya basmış olduk onu. Pas verme. Bir tane savunmadan alsak. Şöyle bir tane aldım. 4 ilerleme puanım var. Şöyle bakıldığında dedik ya falsoyu arttıralım biraz. Yine 101. Birçok şekilde 101 yapabiliyoruz Alphonso Davies'i. Lampard'a bakalım arkadaşlar. Burada bir kartı var. 97. Güçlendiricisi çalışmıyor ama. Ha, uygulamada sıkıntı var arkadaşlar. Epiclerin güçlendiricisini şu an çalıştırmıyor. Çalıştırıyor ama seviyesi artmıyor. Herhalde Lampard 100 seviyeli değildir. Burada bir hata olabilir. Biz Lampard'ı bir geçelim. Kagawa'ya bakalım. Kagawa'da durum nasıl? Şu kartına tıkladığımızda bu kartımı tekrardan kontrol ederim. Evet, bu kartı güçlendirici çalıştı mı çalıştı. 97. Umarız Lampard'da bir hata vardır. Yani güçlendirici arttırması lazım. 100 seviye. Kagawa'nın özellikleri bu şekilde. Pası var. Top sürme, top kontrol değerleri çok iyi. Ofansif farkındalığı 79. Kötü değil. Yüksek tempası 85. Bitiriciliği 78. Keşke biraz daha iyi olsa. Falsosu var. Hızlanma değeri, şut gücü 80'in üzerinde. Güzel bir oyuncu Kagawa. Yaratıcı oyun kurucu. Göbekte, ofansif orta sahada, GF'de, sol kanatta en yüksek haliyle oynamakta. Güçlendiricisi 97'ye çekti. 100 seviyeye kadar ulaşıyor. Gezici kanat, hızlı bir kanat futbolcusu. Sol taraftaki özellikleri de çok güzel. Pası var, bitiriciliği var. Ofansif farkındalığı yüksek. Bu harika. Bir kanat futbolcusu 89. Top kontrolü, top sürme. Falsosu bir 73. Ya çoğu özelliği iyi olan bir açık futbolcusu. Her kanat futbolcusunda bu kadar iyi özellikleri göremiyoruz. Bizim öncelikle bedava epik açmaklarımız vardı ya arkadaşlar. Bir açalım. Ben birkaç gündür de biriktiriyorum. Toplu bir şekilde açalım diye. 3 tane. Henüz daha epik futbolcu çıkaramadık. Ben Fernando Torres'i PES zamanında çok kullanırdım. Gelirse bu kartını da kullanalım. E-futbol oyununda hiç kullanmadım galiba. Eski kartı da düşük seviyeliydi. O yüzden kullanamıyordum. Gelirse kullanalım. Fernando Torres'i. Yıllar sonra Fernando Torres'i kullanmış oluruz. Atla diyelim. Defansif orta saha geldi. Marin. O kadar geçen hesaptan açılım gerçekleştirmiştik. Bir tanesine kaleci Sezar gelmişti. Kolay kolay da vermiyor Konami bana. Bu hesabımızda kaç gündür? Bugün 5. gün. Ansu Fati geldi. 4 yıldızlı ve son ücretsizimiz artık diğer günlere kalacak yoksa. Üçüncü bedavamızdan da hiçbir şey vermedi. 5 gündür arkadaşlar hiç epik futbolcu çıkaramadık. Çıkaran ya da ikinciyi çıkaran arkadaşlarımız var mı? Hangi futbolcu geldi? İstediğinizi çıkarabildiniz mi? Yorum yazarak bizlerle paylaşabilirsiniz. Ben Fernando Torres istiyorum ama yani bir tane bile epik vermedi. Fernando Torres dışında da o diğerlerinden vermiyor. 230 futbol paramız var. Biz geçen hafta Bergomi'ye tek attık. Konomimize kolay kolay vermeyebilir. Ama yine bir deneyelim arkadaşlar. Tek atmaya çalışalım. Bayern Münih paketi. Buradan kimliğe bir tıklasak. Sonra 100'e basalım. İptal et. 900. Paramız yok. 100'e bastık. Hadi be Konami. Olur mu bir tek? Geçen hafta zaten bize verdi ya. Ben bu hafta pek beklemiyorum arkadaşlar. Yani belki sürpriz olur mu? Konami izin vermedi. Umtiti nereden nereye? Eski Barcelonalı. O Fransa'nın en iyi olduğu zamanlarda da forma giydiği dönemler vardı. Şimdi 3 yıldıza kadar düşmüş futbolcu. PES zamanında siyah toptu. Şimdi İngiltere Ligi'ne geçtiğimiz zaman Lampard, Hummels, Kagawa. İçeri girelim. Bir içeriden bir isme tıklayalım. Kagawa gelse ne güzel olurdu. Verdik yüzü bastık gitti. Tek atar mıyız? Yok olmadı. Yani hiçbir şey vermedi. Bari renkli kart verseydi. Mangala geldi. Oyun ismi Mangala. Satranç Mangala. Zeka oyunlarından bir tanesi. İki tane açılımıza da hiçbir şey gelmedi. Bedava epiklere de hiçbir şey vermedi. Ne yazık ki kötü paket açılımları oldu. İnşallah paket açılımı yapan arkadaşlarım en güzel, en çok istediği futbolcuyu çıkarır. Bugün gelenler de bunlardı arkadaşlar. Yorumlarınızı, görüşlerinizi bizlerle paylaşabilirsiniz. Hoşçakalın.